Hindistan cevizi, portakal, papaya, çilek, çiçek, çikolata, fındık, mango, ananas, üzüm, vanilya, elma, ceviz, karamel, badem, Nutella ve daha niceleri. Genellikle kahve paketi üzerinde yazan bu tadım notları ilk başta bir tüketiciyi cezbeder. Ama kahve sever eve gelip de bu kahveyi demlediği zaman nerede bu papaya, nerede bu çilek diye ister istemez bir hayal kırıklığı yaşar. Hele bir de bu kahve öğütülmüş olarak alınıyorsa papaya size küser, mango size trip atar. Ve bu paket üzerinde yazan tadım notlarını asla bulamazsınız. Şimdi bu videoda kahve paketleri üzerinde yazan bu tadım notlarına, bu notların aslında ne amaçla oraya yazıldığına ve neden bu notlara çok da fazla kafayı takmamak gerektiğine dair bazı fikirlerimi paylaşacağım. Tadım notlarının kahve severleri bezdiren bir konu olmaya başladığını fark ettim. Zira kahve sever ben bu tadım notlarını neden alamıyorum diye bir yetersizlik hissine kapılabiliyor ve kahveden aldığı keyif de dolayısıyla ister istemez azalıyor. En baştan söyleyeyim, kahvenin içerisinde yer alan notalar, bu notaların ifade edilmesi tabii ki işlevsiz değil ama bir son tüketicinin bunları cidden kafaya çok da takmasına bence gerek yok. Çünkü her şeyden önce kahve içmek bir duysal sınava girmek değil. Tamamen mutlu olmak adına, keyifli olması adına yaptığımız bir şey. Hem demlemek hem kahve içmek. Kaldı ki bir kahve severin o kahvenin içerisinde hangi notaların olduğunu tespit etmesinden önce de cevap verebileceği çok basit bazı temel sorular var. Hani adım adım gitmek gerekirse bence öncelikle bu sorulara cevap verebilir bir kahve sever. Şimdi ilk cevap verebileceğiniz soru bu önünüzdeki fincan, bu içtiğiniz kahve güzel mi? Bu çok basit ve temel bir soru. Bu fincan bana yeterince iyi hissettiriyor mu? Beni yeterince mutlu ediyor mu? Bu oldukça öznel bir soru olmakla birlikte hiçbir etki altında kalmadan, kahve severin hiç kimsenin etkisi altında kalmadan bir kahve severin yanıt verebileceği çok temel bir soru. Bence bir fincanda ilk olarak bunu arayabilirsiniz. Ve bunun için herhangi bir donanıma, bir arka plana, yıllara dayanan bir kahve bilgisine ve deneyimine asla ihtiyacınız yok. İkinci yanıt verebileceğiniz soru da önünüzdeki kahvenin taze mi, bayat mı olduğu. Bu da oldukça kritik ve oldukça önemli. Çünkü biliyoruz ki aromatik ve dengeli fincanlar üretme potansiyeline sahip kahve her zaman taze kahvedir. Bayat kahve ise bunun tam tersi olarak aromadan yoksundur. Hatta istenmeyen odunsu, küfsü ve düz bazı bitter, bazı tatlara sahip olabilir. Şimdi taze olmayan kahve güzel de olmaz. Ama ben bayat kahveden de çok sorun yaşamadan tat alabiliyorum. Hoşuma gidiyor diyebilirsiniz. Bunun temel nedeni muhtemelen damak tadınızın bayat kahveye kalibre olmasıdır. Ya da kahveyle ilgili beklentinizin gerçekten çok düşük olduğu anlamına gelir bu. Özetle bir kahve severin o önündeki fincandan, kahvesinden keyif alıp almamasını belirleyen temel iki soru aslında bu. Bundan fazlasına gerçekten kahveden keyif almak adına, ekstra keyif almak adına çok da ihtiyacınız yok bence. Ve bu iki sorunun ilerisinde kalan daha detay, daha teknik soruların cevapları da tamamen aslında deneyime dayalı. Ne kadar çok kahve içerseniz, ne kadar farklı kahveyi farklı yöntemle denerseniz, farklı parametreleri ne kadar özümserseniz bu soruların yanıtları zaten yavaş yavaş zihninizde kendi kendine oturacak ve herhangi bir çaba göstermenize de gerek kalmayacak. Ama dediğim gibi öncelikli olan aslında çok basit bu iki temel soru. Madem öyle bu kahvenin tadım notları ya da notalar niçin var? Hemen ona değinelim. Şimdi kahve diğer bazı içecekler gibi oldukça kompleks olma potansiyeline sahip bir içecek. Kavrulmuş kahve çekirdeğine baktığımız zaman içerisinde suya karışmaya ve fincana karışmaya hazır çeşit çeşit yağ ve asit barındırıyor. Dolayısıyla fincanın bizde yarattığı o duysal karakteri oluşturan şey aslında yeşil çekirdeğin kavrulmasının, öğütülmesinin ve demlenmesinin oluşturduğu bazı biyolojik ve kimyasal reaksiyonlar. Şimdi bu kimyasal reaksiyonlara etki eden tabii ki çok fazla şey var. Mesela bunlardan birisi biliyoruz ki kahvenin yetiştiği rakım önemli. Eğer kahve görece yüksek bir rakımda yetiştiyse daha kompleks olmaya meyilli oluyor. Bunu biliyoruz mesela. Aslında bunun arkasında çok basit bir tarımsal ilke var. Şimdi yüksek rakım ne demek? Aslında hava sıcaklıklarının daha düşük olması demek. Hava sıcaklıklarının daha düşük olması da kahvenin ya da herhangi bir tarım ürününün olgunlaşması için gereken sürenin ister istemez daha fazla olması demek. Bu tırnak içerisindeki daha uzun süre aslında kahve çekirdeğinin rahat rahat tadını çıkara çıkara olgunlaşmasına imkan
tanınması demek. Ve görece bu daha uzun süre içerisinde de kahvenin içerisindeki asitler daha kompleks olabiliyorlar. Şimdi duysal deneyim dediğimiz şeye gelecek olursak, bu gerçekten çok karmaşık ve detaylı bir konu. Halihazırda birçok farklı ana bilim dalı içerisinde de hala çeşitli araştırmaların yapıldığı, hala tam olarak bu algı dediğimiz, duyu dediğimiz şeyin oluşturan şeyin tüm katmanlarının hala analiz edilmeye çalışıldığı bir süreçten bahsediyoruz aslında. Şimdi kabaca tadım özelinde bakacak olursak, burada ilk dikkat etmemiz gereken, ilk odağa almamız gereken organ dil. Şimdi tadım olayı aslında dil üzerindeki reseptörlerden başlıyor. Ama bu reseptörler çok nasıl diyeyim, temel tatları algılayabiliyorlar. Bu temel tatlara baktığımız zaman da acı, tatlı, ekşi ve tuzlunun yer aldığını görüyoruz. Aslında tadım konusunda eğer kendinizi bir adım ileriye taşımak istiyorsanız eğer, çalışmaya dil üzerinden başlayabilirsiniz. Biraz tuhaf bir ifade oldu. Şimdi fincanım nasıl hissettiriyor? O ilk yudumu aldıktan sonra acılık, ekşilik, tatlılık ve tuzluluk anlamında ve bunların birbiriyle olan oranları anlamında bir fincana yaklaşabiliriz. Hepsinden biraz biraz mı var? Hangisi daha baskın, hangisi daha önde? Aslında bu farklı acılık, tatlılık, ekşilik seviyeleri fincanda profil dediğimiz şeyin de temelini oluşturuyorlar ve bunların arasındaki kombinasyonlar da aslında tadım notalarının bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Peki dilden sonraki aşamada ne var aslında? Burundaki bazı nazal reseptörlerimiz var. Şimdi dilde algıladığımız bu temel tatlarla burunda koku olarak algıladığımız bu diğer aromalar farklı oranlarda birleşiyorlar ve bize o lezzet dediğimiz deneyimi sunuyorlar. Yani diyelim ki kahvemiz tatlı. Bunu rahat bir şekilde hissedebiliyoruz ama bu nasıl bir tatlılık? Yani karamelize bir tatlılık mı? Hafif bitter, şekerle desteklenmiş bir tatlılık mı? Yoksa daha tropik bir canlı bir tatlılık mı, işte mango ya da ananas gibi, ki bunlara daha henüz takılmıyoruz. Yani özetle tropik bir tatlılık mı, yoksa narenciye ya da yeşil elma gibi böyle biraz daha canlı hissettiren, bu ekşi reseptörlerini de bir miktar harekete geçiren asidik bir tatlılık mı gibi, bu iş böyle aslında adım 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 detaylandırılabiliyor. Ama dediğim gibi bu aşamaya geçmek için acele etmeye bence bu aşamada gerek yok. Şimdi yeşil çekirdeğe dönecek olursak, bu yeşil çekirdek içerisinde proteinler, karbonhidratlar ve asitler barındırıyor. Ve kavrulma işlemi sırasında özellikle de Maillard reaksiyonu dediğimiz aşamada bu karbonhidratlar, proteinler ve asitler uçucu bileşiklere dönüşüyor. Yani volatile compounds denen şeye dönüşüyor. Ve bu farklı bileşikler kavurma sırasında farklı duysal özellikler yaratıyorlar. Ve tabii ki kavurma seviyesi, yani kavrulma sırasındaki o ısı profili ve kavrulmanın nasıl sonuçlandığı da bu duysal etkiyi tamamen ortaya çıkaran şey. Ve aromayı nasıl algıladığımızı da biraz bu şekillendiriyor. Ve böylece şunu da görmüş oluyoruz ki aslında kahve kavurmanın gerçekten bir zanaat olma özelliği taşıdığını anlıyoruz. Ve bu süreç iyi yönetilmezse eğer, o kahvenin içerisinde hazır bulunan potansiyelin açığa çıkamaması veya yanlış bir şekilde açığa çıkması gibi sorunlar ortaya çıkabilir ve bu da tabii ki kahveden alınacak verimi bir hayli düşürecektir. Ve dolayısıyla her zaman için önemli olan aslında iyi bir yeşil çekirdekten sonra da iyi bir kavurucu. Olayı daha da karmaşıklaştırmadan, kavurma ve demleme aşamasındaki bazı reaksiyonlar, ki bunlar kimyasal ve biyolojik reaksiyonlardır, önce fincanda, sonra da sinir sistemimizde, duyu reseptörlerimizde yani, ve dolayısıyla beynimizde çeşitli tatlar oluşturuyorlar. Ve bu oldukça karmaşık bir duysal deneyim olduğu için sadece ekşi, acı, tatlı ve tuzlu dışında da belli referanslara bunu üçüncü bir kişiye anlatırken, o kahveden aldığımız deneyimi, duysal deneyimi başkalarına aktarırken, bu dediğim dört temel tadın dışında da farklı tanımlamalara, referanslara ihtiyaç duyuyoruz. Ve ortaya da bu videonun en başında saydığım o meyveler, yemişler ve o floral aromalar ve o isimler bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani bunu şunun için de söylüyorum. Şimdi bir kahvenin paketin üzerinde kırmızı erik yazıyor olması, o kahveyi içtiğiniz zaman tam bir erik deneyimi alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Orada erik yazılmasının sebebi muhtemelen kahvenin belli bir mayhoşluğa sahip olması, bir fermanti bir his uyandırması, belli bir olgunluğa ve bu olgunluğun yanında da belli bir tatlılığa sahip olması. Yani bir şekilde o kahvenin bize olgun kırmızı eriği hatırlatan bazı bahsettiğim bileşiklere sahip olması anlamına geliyor sadece. Yoksa dediğim gibi o kahve içtiğimiz zaman erik yiyormuşuz gibi bir his beklememek lazım. Çünkü içtiğimiz şey
Nihayetinde yine kahve. E tabii hayatınızda hiç mesela erik yememiş olabilirsiniz. Hani biz erik yiyoruz ama işte diyelim ki papaya ya da ejder meyvesi gibi daha tropik, Türkiye'de çok bulunmayan şeyleri yememiş de olabilirsiniz. Peki bu kahveden alacağınız tadı bir şekilde olumsuz etkileyecek bir şey mi? Aslında hayır. Tam tersi, size bir damak zenginliği katacak bu. Yani dediğim gibi bu tadım notları işte ithalatçısına, kavurucuya ve nihayetinde de son tüketiciye, yani biz kahve severlere bazı belli referansları verebilmek, o kahveden az çok neyi bekleyebileceğimizi anlatabilmek için kullanılıyor. Ben mesela genellikle kahvenin üzerinde yazan tadım notlarıyla ya hiç ilgilenmem ya da gerçekten çok az ilgilenirim. Benim için önemli olan o kahvenin hangi ülkede, hangi bölgede, hangi çiftlikte nasıl yetiştirildiği, nasıl işlendiği, hangi rakımda yetiştiği gibi daha temel bilgilerdir. Çünkü bu bilgilere eğer daha önceki deneyimlerimden çek atabiliyorsam eğer, o kahve zaten muhtemelen belli bir değere, belli bir potansiyele sahiptir. Bir de tabii bu tadım notlarının tüketiciye sunulmadan önce nasıl hazırlandı, nasıl ortaya çıkarıldığı konusu var. Şimdi ideal olan kavurucunun veya bu yeşil çekirdeği ithal edenin aslında profesyonel bir cupping seansı yapması gerekiyor. Bir tadım seansı yapması gerekiyor. Bunun ideal olanı aslında kahvenin ilk aşamada bir Q grader tarafından, yani profesyonel bir kahve tadımcısı tarafından değerlendiriliyor olması. Bir de bu tabii ki duysal deneyim çok öznel bir konu. Dolayısıyla bu profilleri çıkaracak, bu kahvedeki aromaları paketin üzerine yazacak kişinin bir kişi de olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir tadım, bir cupping seansı sırasında diyelim ki 4 kişi mevcut. Bu 4 kişiden ikisi ya da üçü eğer o kahvenin içerisinde bir ananas hissiyatı aldıysa ve bunu tadım notu olarak kendi notları arasında yazdıysa, doğru olan daha sonra paketin üzerine bunun ancak bu şekilde yazılıyor olması. Ama kahve paketlemelerine baktığımız zaman gayet özensiz kavurmaların da işte farklı meyvelerle çok kompleksmiş gibi sunulması durumu da söz konusu ki bu tamamen ticari kaygılarla ortaya çıkan bir isimlendirme diyelim. Tüm bu sebeplerle paketin üzerindeki tadım notlarının belli bir yere kadar paketin içeriğinde bize ne olduğuna dair bir fikir vermesi açısından işlevli olduğunu düşünüyorum. Ama son tüketicinin de bu notları çok ciddiye almaması gerektiğini ve hatta kafaya da takmaması gerektiğini düşündüğümü de belirtmek istiyorum. Çok sayıda mesaj alıyorum ben. İşte kahvemde şu notlar yazıyor. İşte bilmem kaç bin liralık şu değirmen var, şu ekipman var, işte su olarak bunu kullanıyorum ama nedense ben bu tatları alamıyorum. Bunun sebebini bir anda söyleyebilmek gerçekten zor çünkü çok fazla sebebi olabilir bunun. Şimdi her demleme yönteminde ve değiştirdiğiniz her parametrede bu aromaların, bu notaların belirginliği artabilir, azalabilir, tamamen ortadan kalkabilir. Daha önce paket sırasında yazmayan yeni bir tadım notu belki sizin için hissedilir olmaya başlayabilir. Bunun dışında demlemenizde gerçekten bir şeyleri çok yanlış yapıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu dengesiz bir fincan yaratacaktır ve bazı tadım notlarının hissedilirlik seviyesi düşecektir ister istemez. Ve dediğim gibi kavurucunun notları çok özensiz olabilir, ezberden yazılmış olabilir. Ve diğer bir ihtimal duyusal yönden şimdiye kadar çok dikkat etmemişsinizdir. Dolayısıyla duyusal becerileriniz ya da duyusal deneyiminiz ister istemez sınırlı olabilir ki bu da çok normal. Çünkü bunlar hakikaten zor konular. Evde 1-2 ay kahve demleyip de duyusal beceriler konusunda bir uzmana dönüşmeniz çok da mümkün değil. Bir kere bu konuda ustalaşmak için öncelikle şanslı doğmalısınız. Çünkü herkesin duysal anlamda aynı potansiyele sahip olmadığını biliyoruz. Kimimiz bazı tatlara çok daha duyarlı ve hassasken kimimiz o kadar hassas olmayabiliyoruz. Veya işte burundaki herhangi bir sorun, burun tıkanıklığı ya da bunun gibi herhangi bir başka bir kronik sorun bu duysal deneyimi ister istemez azaltacaktır. Ve ayrıca bu konuda uzmanlaşmak için gerçekten disiplinli bir eğitim almanız gerekir. Buna da sensory skills deniyor ki bu eğitimden geçmek gerçekten mesela Q grader olmak oldukça zor bir süreç. Ve daha da önemlisi cidden hani 1-2 yıl evinizde kahve demleyip bütün fincan profillerinize kafa yorup işte o her parametrenin tam olarak fincanda neyi değiştirdiği üzerine düşünmeniz gerekiyor. Ama başta söylediğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Kahveden gerçekten keyif almak adına bu içinden geçmeniz gereken bir zorlu süreç değil. Kahvenizi öncelikle nitelikli seçtiyseniz, taze seçtiyseniz ve demlemenizi oturttuysanız eğer kahveden zaten keyif alabiliyorsunuz demektir. Ve zaman içerisinde ister istemez siz de artık kahvenizde aldığınız bazı profilleri, bazı notları çeşitli meyvelerle ifade etmeye başlayacaksınız. Yani bu meyvelerle ve yemişlerle ilişkilendirme kısmına illaki ihtiyaç duyacaksınız ama bunun için aceleci olmaya gerçekten hiç gerek yok. Bir de kendinize referans alabileceğiniz bazı kaynaklar var. İşte Specialty Coffee Association, yani nitelikli kahve kuruluşunun sunduğu bir tadım tekeri diyeyim, bir chart'ı mevcut. Orada işte aşama aşama
kahvenin tadımını nasıl detaylandırabileceğinizi ve nasıl refer edebileceğinizi görebilirsiniz mesela. Onun da linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Bir inceleyebilirsiniz bence. Bir de bazı yanlış bilgiler ve yanlışlar var bu tadım notlarıyla ilgili. Bir tanesi bu notların, bu aromaların kahveye sonradan eklendiği yönünde. Ki bu asla doğru değil. Normalde bahsettiğim gibi videonun tamamında bunlar yeşil çekirdekte potansiyel olarak bulunan bazı karbonhidratlar, proteinler ve asitler kavrulma sırasında bu volatile compounds yani uçucu bileşiklere dönüşüyorlar ve bunlar sinir sistemimizle demlendikten sonra ve hatta öğütülmüş kahveyi koklarken etkileşime giriyorlar ve bunun sonucunda biz bu hisleri duysal bir deneyim olarak alıyoruz. Yani kahve sonradan asla eklenmiyorlar. İkinci olarak da bu tadım notlarının kahvenin etrafında, yanında, yamacında yetişen bazı meyvelerden, sebzelerden, ağaçlardan geçtiği yönündeki algı. Ki bu da doğru değil. İşte kahvenin yanında muz, çilek yetişiyor diye o koku kahvenin demlenmiş kahveye geçiyor gibi bir şey de asla söz konusu değil. Tabii ki o bölgenin terörü, havası, suyu ve iklimi, kahvenin o bileşiklerinin nasıl oluştuğuyla doğrudan alakalı bir şey ama bu doğrudan bir böyle bir etkileşimde söz konusu değil. Yani etrafta muz ağacı olması o kahvenin muz aroması notası barındıracağı anlamına asla gelmez. Bu kadar doğrudan bir süreç değil. Daha çok o asitlerin ve proteinlerin yapısıyla alakalı bir şey bu. O da zaten kahvenin kendi içerisinde mevcut. Etraftan sağdan soldan gelen bir şey değil. İşte bu sitrik asit, malik asit olabilir veya birçok farklı şey olabilir. Bunu bu kadar sınırlı böyle okumak kesinlikle doğru değil. Ben kimya, fizik ya da biyoloji anlamında herhangi bir uzmanlığa sahip değilim ama muteber gördüğüm bazı yabancı kaynakları, kendi okumalarımı bir şekilde derleyerek bu videoda size sunmak istedim. Çünkü bu gerçekten kafa karışıklığının oluştuğu bir konu alanı kahve özelinde diye düşünüyorum. Umarım bu anlattıklarım faydalı olmuştur. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa ve tadım notlarıyla alakalı sizin yaşadığınız bir sorun alanı mevcutsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Yardımcı olmaya hep beraber çalışalım. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Child, I never